Arkadaşlar merhabalar. Size 3 tane problem çözmeyi düşünüyorum vaktim olduğunca. Bir 30 tane soru var elimde güzel olan. Ee, onları paylaşacağım. Benim için güzellik kriteri gerçekten sizin işinize yarayacak. Zor orta kolay olmasını önemsemek sizin arkadaşlar. Sınavda yorum öğretebileceğim, sınavda kullanabileceğiniz güzel bilgiler verebileceğim sorular seçmeye çalışacağım. Zaten siz sürüsüyle problem çözdünüz bir sürü deneme çözdünüz. Buna böyle ihtiyacınız normalde olmaması lazım. Ama madem ihtiyacınız normalde yok bir sürü soru çözen öğrenciler olarak ekstra madem ben de bir şey yapıyorsam siz de ona göre lütfen çözün. Çözseniz bile ben izlemenizi tavsiye ederim. Hızlı moda olun. Gerekirse çarpı 2'de dinleyin. Ama bir şey öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Ona göre sorular seçmeye çalışacağım çünkü. Şimdi hemen başlayalım. Dairesel bir yarış parkurunda Göktuğ başlangıç noktasından harekete başlıyor. Çınar ise Göktuğdan 9 dakika sonra aynı noktadan zıt yönde harekete başlıyor. Her ikisi de yol boyunca hiç mola vermeden sabit hızlarla hareket ediyorlar. Göktuğ harekete başladıktan 25 dakika sonra Çınar ile ilk kez karşılaşıyor. Sonra bu karşılaşmadan bir süre sonra Göktuğ ile Çınar başlangıç noktasına aynı anda varıyor ve bir turu tamamlıyorlar. Göktuğ ile Çınar bir turu tamamladıklarında saat 14 olduğuna göre ilk kez karşılaştıklarında saat kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir dairesel pist oluşturalım. Çok da böyle büyük olmasın, işlemede yer kalsın. Burada Göktuğ başlıyor zıt yönde. Şöyle hareket ediyor. Çınar böyle hareket ediyor ve bunlar bir noktada arkadaşlar karşılaşıyorlar şimdi. Göktuğ ne kadar hızına sahip bilmiyoruz. G diyelim. 25 dakika yol alıyor. 25 G olsun. Sonra hatta onu daire üstünde gösterelim. Bakın böyle yol almış olsun. Sonra arkadaşlar Çınar da yine yol alıyor şöyle. Bu da ne kadar yol alıyor? 16 dakika. Çünkü 9 dakika sonra yola başlıyordu Göktuğ'dan. Dolayısıyla bu da 16 Ç kadar yol aldı. Hızını bilmediğim için. Şimdi devamında arkadaşlar ne oluyor? Bunlar şöyle bakın Göktuğ bu yolu takip ediyor artık. Sonra Çınar da şu yolu takip ediyor ve yine başlangıç noktasında karşılaşıyorlar. O zaman arkadaşlar şurada Çınar'ın aldığı bu yeşil yol ne kadar aslında Göktuğ'un aldığı başlangıçtaki yola eşit. Yani Çınar 25G'ye kadar yol alıyor. Hızı neydi? Ç. O zaman Çınarın gittiği süre bu TC. Aynı şekilde Göktuğ'un gittiği süre artık Çınarın başlangıçta kat ettiği yol kadar yol gidecek, yani 16 Ç. Neden? Çünkü arkadaşlar bunlar karşılaştıktan sonra birbirlerinin yolu kadar giderler devamında. Böylece Göktuğ da 16 Ç bölü G kadar sürede nereye geliyorlar başlangıç noktasına? Peki ne zaman? aynı anda. O zaman TC TG'ye eşit 25G bölü Ç eşittir 16Ç bölü G. Buradan arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparsak G kare bölü Ç kare eşit oldu 16 bölü 25'e. Buradan da o zaman G bölü Ç gördüğünüz gibi ne gelmiş oldu? 4 bölü 5. Ben o zaman göktuğunuzun artık 4V diyeyim. Bakın Göktuğ'un aldığı yol 25G'di ya. 4 ile çarpınca 100V olacak bu yol. Çınar'ın aldığı yola dikkat edin. Çınar'ın aldığı yol başlangıçta 16 idi. Artık bunun yerine de ne yazabiliriz? Çınar'ın 5V dersek 80V diyebiliriz. Pembe yol 80V'ymiş. Yeşil yol 100V'ymiş. Bunlar saat 14.00'da karşılaşmışlar. İlk karşılaşma anlarını soruyor. O zaman bu pembe yolda kim gitti ikinci durumda? Göktuğ değil mi? Göktuğ böyle başlamıştı. Buraya doğru gitmişti. O zaman 80V bölü bunun hızına biz 4V demiştik. Böylece 20 dakika yol almış arkadaşlar Göktuğ. E zaten ikisi de aynı anda 14.00'da oraya vardığına göre ikisi de demek ki 20 dakika önce bu ilk karşılaştıkları yerde, yerdelermiş. Yani 13.40 oldu bunun benzerini bence gördünüz diye düşünüyorum ben ee, bir şekilde görmüş olmalısınız çok fazla soru çözdüyseniz gelelim bu güzel soruya ee, bence soruları durdurup kendiniz çözmeye çalışın sonra benim yorumumu dinleyin arkadaşlar aralarında 90 kilometre mesafe bulunan A ve B noktalarından taksiyle birbirine doğru hareket eden Ahmet ve Barış'ın bindikleri taksilerin açılış fiyatları sırasıyla 3 ve 5 TL'dir taksiler Açılış fiyatında ne demiş bakın e, fiyatından sonra kilometre başı sabit ücret yazmaktadır. Açılış fiyatının altını çizecektim 3 ve 5 TL sonra sabit ücret gidiyorlar. Bakın Ahmet'in aldığı yola karşılık ücret, ödediği ücret yine Barış'ın aldığı yola karşılık ödediği ücret. Yukarıdaki taksimetrede dikiz aynalarında Ahmet ve Barış'ın hareket noktalarından 10 kilometre sonra ödemeleri gereken ücretler yazmaktadır. Ahmet ve Barış'ın içerisinde bulundukları araç birbirine uzaklığı 50 kilometre olduğunda ödeyecekleri toplam ücret 60 TL'dir. Buna göre ödeyecekleri toplam ücret 60 TL olduğunda Barış yolun kaçta kaçına gitmiş olur? Şimdi şunu söyleyebiliriz o zaman. Bir kere arkadaşlar burada bunlar birbirlerine doğru geliyorlar. Şöyle bir yol çizelim. Ee, Ahmet buradan harekete başlasın. Barış buradan harekete başlasın. Onar kilometre yol aldıklarında e, başlangıç 3 TL, 10 kilometrede 10 A kadar ücret ödesin ve buradan sabit ücreti Ahmet'in 1.6 TL geldi. Aynı şekilde Barış'a baktığımız zaman Barış'ta da yine bu da 10 kilometre gittiğinde çünkü ikisi içinde 10 kilometre diyor. 5 TL sabit ücret, 10 çarpı B diyelim. Kilometre başı artık açılıştan sonra ödediği sabit miktar eşittir 17 TL. B buradan 1.2 TL geldi. Şimdi o zaman bunlar arkadaşlar birbirlerine doğru geldiklerinde ne kadar yol kaldığında diye söylemiş. Onu bir bakalım. Diyor ki birbirlerine doğru geldiklerinde aralarındaki mesafe 50 kilometre olduğunda aralarındaki mesafe 50 kilometre olduğunda ne kadar yol almıştır arkadaşlar bunlar? Toplamda 40 kilometre. Ama bakın toplamda. Ona dikkat edelim. Toplam 40 kilometre yol aldılar. O zaman Barış'ın gittiğine x diyelim. Ahmet'in gittiğine 40-x diyelim. Nereden bu kanıya vardım? Aralarında 90 kilometre vardı. 50 kaldığına göre demek ki toplam 40 gidilmiş. Ama kimin ne kadar gittiğini bilmiyoruz. Onu zaten bize soruyor. Hemen artık denklemi kuralım. 3 artı 10 çarpı e, 10 diyorum pardon 10 kilometre değil 40 eksi x kilometre ve kilometre başına ne kadar alacak 1.6 TL taksi artı Barış'tan ne kadar alacak 5 TL açılış ücreti artı x kilometre gidiyor ve kilometre başına 1.2 TL bunların toplam ödeyecekleri miktarı ne kadarmış arkadaşlar 60 TL işte olay bu ben bu denklemin kurulmasını çok önemsiyorum. Başka yolla yapabilir miyiz? Açıkçası deneyin, görün. Ama ÖSYM sorularında bir 12 tane diyelim problem soruluyor olsun tamam mı ortalama. Şimdi burada 12 problemin genelde benim incelediğim kadarıyla bir 7-8 tanesi. Gerçekten denklem kurma arkadaşlar. Yani biz tabii ki denemelerde belli bir standart tutturmak çok zor. ÖSYM sonuçta her zaman denemelerden çok daha iyi soru yazıyor. Ama... Burada ne olursa olsun fikir vermek adına çıkmış soruların benzerleri karşınıza denemelerde, kitaplarda, soru bankalarında işte ben de çözerek geliyor. Bunlar da gördüğünüz şu denklem mavi ile fosforladığım denklem şeklinde bir denklem oluşturmanız lazım. Çünkü size karşılık gelen bu problemler analiz etme gücünüzü ölçüyor. Analiz ettikten sonra da denklem kurma gücünüzü ölçüyor arkadaşlar. Böylece bu denklemi kurduk artık Bunları toparlayayım ben 72 eksi 0.4 x eşittir 60 oldu 0.4 x eşittir 12 geldi. Demek ki x buradan neymiş 30 bu x neydi barışın gittiği yol toplam yol 90 kilometreydi. Barış 30 kilometre gitti 1 bölü 3'ü kadar yol gitmiş arkadaşlar bu soruda. Gelelim bugünkü son sorumuza. Bir işçi problemi sorusu. Berfin bir işi günde 4 saat çalışarak 6 günde... Pardon. Berfin bir işi günde 4 saat çalışarak 6 günde, Kardelen ise aynı işi günde 6 saat çalışarak 3 günde bitirebilmektedir. Berfin ile Kardelen bu işe beraber başladıktan bir gün sonra Kardelen işi bırakıyor ve kalan işi Berfin tek başına tamamlıyor. İşin tamamı için 300 TL, ...Berfin ve Kardelen'e yaptıkları iş ile orantılı olarak dağıtıldığına göre... ...Berfin'in bir saatlik emeğinin karşılığı nedir? Şimdi Berfin 4 saat çalışıyor, 6 günde bitiriyor. Sonra diğeri 6 saat çalışıyor, 3 günde bitiriyor. Bunlar da ben kapasite yorumuyla yaparım. İşçi problemlerinde kapasite mantığını bence bilmelisiniz. Ne demektir kapasite mantığı? Ee, ürettikleri işe bakarız. Berfin şimdi 4 saat çalışarak 6 günde... 24 saatlik iş üretiyor ve iş bitiyor. Kardelen de 6 saat çalışıyor ve 3 günde 18 saatlik iş üretiyor. Bakın bunların ikisinin de yaptığı işler eşit. O zaman ne söyleyeceğiz? Kapasite devreye girecek. 24 ile 18'in ok kekin alıyoruz. Şundan dolayı ters orantıdan hatırlayın. Bunlar arkadaşlar ters orantılı olduğu için hızlı olanın kapasitesi yüksektir. Yavaş olanın kapasitesi düşüktür. Dolayısıyla hızlı olan daha büyük kapasiteye sahip olur ve daha az zamanda iş halleder. Öbürü de yavaş olduğu için daha fazla zamanda iş halleder. Bu yüzden 24 ile 18'in okek'i OK 72'dir derim. Bunun kapasitesine 3K diyelim. Bunun kapasitesine 4K diyelim. Bunları çarpın. İki sonucunda aynı çıkması lazım. Çünkü ikisi de aynı işi yapıyor. 72K 72K. Bu bizim arkadaşlar yapmamız gereken iş. Toplamış 72K. İlk başta bir gün çalışıyorlar. Bir günde 4 saat çalışıyor Berfin. Diğer sorulardan bence farkı bu zaten. Normalde eşit saat çalışırlar ya da eşit gün çalışırlar. Bodoslama gireriz. Ama burada farklı saat çalıştıkları için Berfin 4 saat çalışıyor. Kaç kapasiteyle? 3K kapasiteyle. Sonra Kardelen 4K kapasiteyle kaç saat çalışıyor? 6 saat. Ve bunlar birer gün çalışmış oluyor. 12K Berfin'in ürettiği iş, 24K Kardelen'in ürettiği iş. Toplam 72K olması için burası kaç yaptı? 36K. O zaman demek ki Berfin'in kendi başına bir 36K'lık daha iş yapması lazım. Şimdi dikkat. Toplamda Berfin ne kadar iş üretti arkadaşlar? 36K, 12K daha 48K. Kardelen ne kadar iş üretti? Başlangıçta 24 k iş üretti. O zaman Berfin'in ürettiği iş Kardelen'in ürettiği işin iki katı. O zaman alacağı paraya 2p dersek, Kardelen'in alacağı paraya da p diyeceğiz çünkü yaptıkları işle orantılı para veriliyor bunlara. Böylece p buradan 100 geldi. Berfin'in alacağı para da 200 TL oldu. Peki Berfin kaç saat çalıştı? 36 k, 12 k daha 48 k. Peki bunlar için ne kadar çalışması gerekiyor onu bulalım. Kendi kapasitesi kaçtı Berfi'nin? 3K'ydı değil mi? O zaman 48K'yı 3K'ya bölersek toplam saati bulurum. Yapılan iş 48K kapasite 3K böldüğüm zaman 16 saat çalıştı. 200 TL'yi 16 saat karşılığı aldı. Demek ki 1 saatlik emeği 200 bölü 16'dan 12,5 TL'ymiş arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane problem çözmüş olduk. İnşallah yine vaktim olunca ara ara böyle problem göstereceğim. Bir soru yorumlara da vaktim olduğunca ilgilenmeye çalışıyorum. Ama her zaman çok kolay imkan olmuyor. Bir de standart işte şu kitaptan bu soruyu çözdüm, bu kitaptan bu soruyu çözdüm. Çok yapmak istemiyorum. Düzgün elime geçen iyi bir soru olsun. Orada 3-4 dakika bir şeylerden bahsedeyim. Bize gerçekten bir şeyler katsın istiyorum. Bu anlamda bitirmeden şunu da belirteyim. E, vaktim olursa inşallah 10 e, soruda geometri, 10 soruda matematik e, kazandıran yorum soruları ki geçen sene zaten bu kanalın belki en çok duyulmasına katkı sağlayan videoları düzenleyip e, bir daha anlatacağım gerekirse. Onlardan bahsedeceğim size mini denemeler hazırladım 10'ar soruluk onlardan çözmeyi planlıyorum. Bunlarla inşallah arkadaşlar ilerleyen zamanlarımızı tamamlayacağız. Bu kanalın belki de en önemli yönü olan bu yorum soruları kısmına da vakit ayırmaya çalışacağım. Bu zamana kadar yaptıklarımız tabii ki önemliydi ama bundan sonrakilerde çok daha fazla şeyler yapmalıyız birlikte inşallah. Bu anlamda da ben destek olmaya çalışacağım. Sizin de desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.